peygamberlerin sonuncusudur. Ama ne hazin bir durumumuz var ki, birçoğumuz diyor ki bir başka peygamber olan Hazreti İsa geri gelecek. Yüce Allah diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin sonuncusudur. Sık sık Kur'an-ı Kerim'de yine Yüce Allah peygamberimize şu hususu hatırlatmıştır. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Estağfirullah. Kul inneme ene beşerun mislukum. Ben de sizler gibi bir insanım. Bunu sık sık hatırlatmıştır. Niye? Çünkü o öyle bir toplumdu ki Hazreti Peygamber'in peygamber olarak gönderildiği toplum cahiliye adetleri, cahiliye inançları, önceki toplumlarda var olan itikadlar, inançlar oralarda hakim ve onlara göre peygamberler olağanüstü vasıflarla donatılmış olmalı. Öyle olması gerekir. Dolayısıyla peygamberimizi de o alışkanlıkları gereği çok yükseklerde, insanlar arasında olmaması gereken yüksek mevkilerde tahayyül etmişlerdir. Ve bu konuda peygamberimizle münakaşa etmişlerdir. Sen nasıl peygambersin? Hani senin koruyucu melekler nerede? Bize mucize göster. Şeklinde bir çok Kur'an'da da işaret edilen bu hususlarla peygamberimizle adeta dalga geçmişler ve bu yönleri birer eksiklik olarak izah etmeye çalışmışlardır. Sık sık peygamberimizden mucize beklemişlerdir. Sen peygamberse de bize mucize göster. Yoksa bizi inandıramazsın. Ama peygamber Yüce Allah Peygamber Aleyhisselam'a bunlara sen aldın. Bunlar hep böyle mucize isterler. Senden öncekilerde mucize verdik biliyoruz. Kur'an'da onlardan da bahsediliyor. Özellikle Hazreti Musa, Hazreti İsa Aleyhisselamlara mucizeler vermiştir. Biz onlara o mucizeleri verdik ama inanmadılar. Sen de boş mu mucize istiyorlar? Diyerek Yüce Allah Peygamberimizin tarifi caizse teselli etmiştir.